Bu videoda Jose Silva tarafından öğretilen bir başka tekniği sizlere anlatmak istiyorum. Bu teknik 3 parmak tekniğidir. 3 parmak tekniği özellikle bir hafıza hatırlama tekniğidir. Ya da başka bir deyişle size daha önce programladığınız bir şeyi hatırlatan bir tetikleyici mekanizması olan bir tekniktir. Organik zekaya hoş geldiniz. Anlatılanlara göre Jose Silva, alfa beyin dalgalarının gücünü ilk kez anlamaya başladığında, bilgiyi hatırlamanın daha kolay olacağı bir zihin seviyesini anında tetiklemeye yardımcı olacak bir mekanizma istiyordu. Bu amaçla ilk olarak çocuklarıyla yaptığı çalışmalarda 3 parmak tekniğini denedi ve inanılmaz sonuçlar aldı. Yalnızca bu tekniği kullanarak çocuklarının sınavlarında çok kısa sürede daha iyi performans gösterdiklerini keşfetti. Bu yöntem Silva Zihin Kontrol Yöntemi kitabında ele alınmış. Kitapta bu tekniğin de diğerleri gibi kullandıkça etkisinin arttığı belirtilmiş. Bu teknik alfa beyin dalgası durumunu hızlı bir şekilde aktive ederek hafızanın geri çağrılması için bir tetikleme mekanizması olarak çalışmaktadır. İşte bu tetikleme mekanizmasını kendinize ait kılmak için yapmanız gerekenler şunlar. Bir kısa bir dipnot, prosedürü tamamen içselleştirmek için bunun birkaç meditasyon seansı gerektireceğini de unutmayın. Birinci adım. Alfa merkezleme tekniğini yani 3-2-1 tekniğini kullanarak alfa seviyesine geçin. İkinci adım, baş parmağınızın uçlarıyla her iki elinizin işaret ve orta parmaklarını bir araya getirin. Parmakları sıkıca bir arada tutmayın. Bunun yerine daha dairesel bir kavis şekli oluşturun. Üçüncü adım, bunu yaparken kendinize sessizce ya da yüksek sesle şunları söyleyin. Ne zaman parmaklarımı bu şekilde birleştirsem, anında bu zihin seviyesine ulaşacağım ve ihtiyacım olan her şeyi hatırlayacağım. Dördüncü adım. Bunu yaklaşık bir hafta boyunca her gün aynı süreci ve aynı kelimeleri kullanarak tekrarlayın. Bunu uyguladıkça kısa sürede 3 parmağınızı bu şekilde bir araya getirmek ve etkili bir meditasyon seviyesine ulaşmak arasında bir ilişki kuracaksınız. Bu, zihninizin daha derin bir farkındalık düzeyine ve bilginin daha güçlü programlanması için uyum sağlamasına neden olacak ve bu da bilginin daha kolay hatırlanmasıyla sonuçlanacaktır. Bunu uyguladıktan sonra kendinizi bir şeyi hatırlayamadığınız bir durumda bulursanız artık hatırlamayı tetiklemenin bir yoluna sahip olduğunu fark edebileceksiniz. Jose Silva kitapta bunun nasıl etkili bir şekilde kullanıldığına dair örnekler de vermiş. Bir öğretmenin bunu öğrencileriyle nasıl kullandığını ve nasıl harika sonuçlar elde ettiğini örnek vermiş. Bir başka örnekte ise bu tekniği çeşitli yerlere nasıl gideceğini hatırlamak için kullanan bir taksi şoföründen bahsetmiş. Üç parmağını bir araya getirerek oraya en son ne zaman gittiğini ve nereye gittiğini hatırlayabildiğini keşfettiğinden bahsetmiş. Amerika'daki bir eyalet üniversitesinde yapılan bir araştırmada 15 öğrenciye final sınavlarından önce bu teknikle ilgili 15 dakikalık kısa bir ders verilmiş. Sonuçlar bu öğrencilerin yaklaşık %87'sinin sınavdan önce daha az kaygılı hissettikleri ve kendilerine daha fazla güvendikleri yönünde olmuş. Öyleyse bu yöntemi hemen bugün deneyin ve kullanabileceğiniz tüm durumları düşünün. Örneğin yeni bir şey öğrenirken, hatırlayamadığınız bir şey hatırlamak istediğinizde, sevgiliniz veya patronunuz size unutmak istemediğiniz önemli bir şey söylediğinde ya da bir sınava girerken bu tekniği kullanabilirsiniz. Bu tekniği denedikten sonra kendi deneyimlerinizden yorumlarda mutlaka bahsedin. Umarım bu tekniği beğenir ve hemen uygulamaya geçersiniz. Bu içeriği faydalı bulduysanız beğenin, yorum yapın ve henüz abone olmadıysanız Organik Zeka'ya abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.